2024'de parasız. Girmeyin diyor. Elif Erdener, zihinsel bankayla yeni yılda gelirinizi iki katına çıkarabilirsiniz diyor. Bu programdan sonra 2024 yılına girerken izlemeyenler böyle girecek, izleyenler bu şekilde girebilir ama. Allah Allah! Bunu izleyenler paraya mı kavuşacak? Zengin mi, fakir mi düşünüyoruz? Bunu anlamanın bir yolu var mı? Zaten böyle hisseden insan eninde sonunda parayı bulacaktır yani. Ya ben ay sonunu zor getiriyorum. Ben nasıl Elif Hanım'ın söylediği gibi zenginim ki? İşte <laughs> piyangoyu boyu tutturanlar var. Neden bu insanların büyük bir bölümü birkaç sene sonra başladıkları yerden daha kötü hale geliyorlar? Çünkü insanların düşünceleri fakir. Para harcama dürtüsünü yok eden bir teknik aynen mi? öyle. Yapmanız gereken şey şu. Yani bu hareket bizi mağazaya bile sokmaz mı? Bunu demeye sokmaz, çalışıyor. Evet, aynen öyle. Bunu deneyip yapıp kazancını iki katına, üç katına çıkartan var mı Elif Hanım? Siz bir tabii. ev hanımı bu kontratı yapamaz mı peki? Yapabilir tabii içine i̇şte para da olabilir, mutluluk olabilir, sağlık olabilir. Artık içine ne koyarsak, o teknikle daha güzel bir yeni yıl izleyicilerimizi bekliyor olabilir Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Efendim merhabalar Ferda Yıldırım YouTube kanalındasınız çok da sevdiğiniz bir isim daha önceki iki videosunu ama ne kadar güzel izlediniz çok teşekkür ediyoruz bunun için sizlere bir kere daha bizimle hipnotist beyin koçu Elif Erdenay. Elif Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yollarımız iki kesişti. İzleyici bayılıyor sizin anlatımlarınıza. Ben ama hemen bir özet geçmek isterim. İlk bölümümüzde bilinçaltını anlatmıştı. Sonra ikinci bölümde Elif Hanım bizlere o yeme bozukluğunun aslında bilinçaltında yatan nedenlerini kendi hikayesinden yola çıkarak nasıl 40 kilo verdiğini anlatmıştı. Hala da izliyorsunuz o videoyu. Çok teşekkür ediyoruz. Peki bugün ne konuşacağız? Yeni bir yıla giriyoruz. Evet. 2024'e çok az kaldı. 2024'e parasız girmeyin diyor Elif Erdener. Siz de şaşırdınız biliyorum ama en azından programın ana başlıklarından birkaç tanesini sizlere söyleyeyim ve biraz meraklandırayım. Şimdi zengin düşünenler, fakir düşünenler vardır. Zenginlik, fakirlik yoktur diyor. Açacağız bunu. Zihinsel bankayla yeni yılda gelirinizi iki katına çıkarabilirsiniz diyor. Bu da hayli iddialı soracağız efendim. Efe nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza evet. sağlık. Son derece ilgi çekici başlıklarımız var. Evet. Ee, bir son yayınlarımızdan birinde bir konuğumuz demişti ki... ...fakirlik ve parasızlık bir hastalık demişti. Acaba sizin zengin fakir yoktur. Zengin düşünenler, fakir düşünenler vardır. cümlenizde de buna mı işaret ediyor. Yani bu programdan sonra 2000, 2024 yılına girerken... İzlemeyenler böyle girecek, izleyenler bu şekilde girebilir ama. Allah Allah. Aynen öyle. Bunu izleyenler paraya mı kavuşacak? Yani tabii zenginlik dediğimiz zaman hemen e, maddi şeyler akla geliyor ama asıl zenginlik e, bir banka hesabına bağlı değil. Ya da işte e, tabu kağıtlarına da bağlı değil. Gerçek zenginliği bugün konuşalım istiyorum biraz daha. Hmm, gerçek zenginliği. Peki o zaman e, hikayeye biraz şuradan başlayalım mı? Siz... Daha önceki videomuzda da yine söylemiştim ya, kendi hikayenizden yola çıkarak bazı tekniklerle tanışmış ve hayatınızı bir düzene koymuştunuz. Zayıflama bunlardan biriydi. Evet. Para ya da işte bu zenginlik, fakirlik meselelerinde de yine bir takım uyguladığınız ve insanlara öğrettiğiniz teknikler var. Kendi hikayenizde aileden birinin biraz canınızı acıtması var. Aynen. Yalnız söylemiyorum umarım. Aileden biri tarafından dolandırılıyorsunuz ve sonra... Yine o tekniklerle bu sorunu çözümlüyorsunuz. Bize anlatın şimdi biraz. Tabii bundan yıllar, sen yıllar, yıllar önce çok sevimsiz bir şey yaşadık ailemiz tarafından. Ailemizin bir üyesi tarafından ne yazık ki bayağı bir büyük miktarlarda para kaybettik. Sonrasında hani insanlar diyor ya ben sıfırdan başladım. Ben sıfırdan da başlamadım, ben eksilerde başladım. Çünkü sıfırda başlayan insanlar gene olasılıkları görebiliyor ya da olasılıkları takip etmek için motivasyonları olabilir. İşte kendi sınırlarından mesela çözümlenerek olasılıkları görür, fırsatları görür, onların üzerine doğru gidebilir. Ama ekside olduğunuz zaman Ferda Hanım o kadar motive olamıyorsunuz hayata. Yani ben iki sene depresyonda kaldım ve evimdeki pencerelerin e, siyah folyolarla kaplardım ki gün ışığı girmesin diye. Yani o kadar ciddi şeyler yaşadım. O kadar yaşadım. Tabii, yani. Tabii tabii yani çok büyük miktarlar. Hani burada şimdi telaffuz edemeyeceğim kadar Ama büyük. anladığım kadarıyla hem maddi hem manevi bir kayıp var. Sonuçta aileden biri sizi evet. dolandırıyor. E, baktığınız zaman maddi kayıp da çok büyük. Çok çok büyük bir maddi kayıp ama manevi yıkımı daha fazla olduğu için eksiden başladığımı söylüyorum her zaman. Sonrasında iki sene işte psikoterapi gördüm çok ağır ilaçlar kullandım ve o depresyondan tam çıktıktan sonra aslında benim de hayatım yine bir kişisel değişim kitabıyla değişti. Onu okuduktan sonra ve bu birazdan bahsedeceğim tekniklerden bazılarını uygulayarak aslında hem kendime motivasyon anlamında daha yüksek yerlere çıkarttım hem de işte finansal kaderimin üzerinde o zaman kontrol sahibi oldum. He, şimdi çok önemli bir cümle söylediniz. Finansal kaderimin üzerinde söz sahibi oldum. Evet. Bugün pek çok insan finansal kaderinde söz sahibi değil mi? Maalesef değil. Çünkü işte biz asıl zenginliği hep bir maddi şeylere bağlıyoruz. Yani içinde yaşadığımız kapital toplum tabii <laughs> bunu bize empoze ediyor ama asıl zenginlik zengin düşüncelerden gelir. Yani bir insanın çok parası olabilir ama içten içe çok fakir düşünebilir. İşte Elvis Presley mesela bunlardan bir tanesi. Elvis Presley dünyanın ilk pop starı ama bu kadar çok şeye sahip olmasına rağmen kendine 41 yaşında kalp krizi geçirmeyi başartmış bir insan yani. Nasıl? Nasıl olmuş bu? Yani Elvis Presley'in belgesellerini izleyenler hmm. bilir mesela işte çok ünlü bir insan. Sahnede deliler gibi istenen, e, maddi manevi her şeye sahip olduğu düşünülen bir insan ama sahneden iner inmez mesela tıkınırcasına yemek yiyor. Sonrasında bazı yasaklı maddeler kullanıyor Hatta kendi menajerinin böyle bir açıklaması da var. Hani Elvis indiğinde ve tıkınırcasına yemek yediğinde biz gırtlağını temizlerdik diyor ki boğulmasın diye. Sonra bütün bunlar tabi alışkanlık olduğu zaman duygusal yemek, duygusal harcamalar biraz onunla konuşuruz. Ondan sonra mesela 41 yaşında ya da 44 yanlış hatırlamıyorsam kendine kalp krizi geçirtmeye başarıyor mesela. Aslında Elvis Presley o kadar ün, şan, şöhret paranın içinde sağlığın fakiri yani böyle mi anlamalıyız? Düşüncelerimizde biz zengin ya da fakiriz cümlenizi. Aynen öyle. Yani mesela bir tane soru sorayım. Hayatta en zengin hissettiğiniz alanlar neler mesela? Ben kendimden örnek vereyim. Benim en zengin hissettiğim alanlar mesela köpeklerimi gezdirdiğim zamanlar. Ya da yolda giderken birinin Elif hocam deyip bana seslenmesi, Instagram'dan beni takip ediyorsa gelip bana sarılması. Mesela bunların parayla hiçbir alakası yok. Soralım izleyicimizde sizin kendinizi en zengin, çok zengin hissettiğiniz alanlarınız, anlarınız ne peki? Lütfen yorumlara yazın. Ya da ben onlara sorayım hemen burada hala hazırla. Mesela çok paranız olsaydı eşinizi değiştirir miydiniz mesela? Çocuğun da erkeğe göre bu cevap değişebilir. Değişebilir ama çocuğunuzu değiştirir miydiniz? Güldüğünüz şeyleri değiştirir miydiniz? Yediğiniz şeyleri değiştirir miydiniz? Evinizi, arabanızı değiştirir miydiniz? Buralarda değiştirirdim dedikleri şeyler aslında evet oraların zenginleşme ihtiyaçları var ama hayır asla değiştirmem dediği şeyler mesela zaten hali hazırda zengin oldukları şeyler. Mesela biri için çocukları olabilir bu. Yani. Bunu da değiştiremeyeceğine göre o aslında çok zengin bir insan. Çok zengin bir insan. Köpeklerimi asla değiştirmem, doğa yürüyüşlerini asla değiştirmem diyorsa o zaman hali hazırda zaten bunlar da zengin alanlar. İşte bunları kutlayarak başlaması gerekiyor. Peki zengin biz hissetmeye. zengin mi fakir mi düşünüyoruz? Bunu anlamanın bir yolu var mı? Bu tarz işte sorular kendinize sorarak yani ben kendimi en zengin nerelerde hissediyorum? En fakir neler, nerelerde hissediyorum? Neler, nelerden hoşlanıyorum gibi sorular sorduğu zaman zaten kişi aslında zengin olduğu şeyleri görebiliyor. Ben Ferda Türkiye'nin en zengin insanlarıyla çalışıyorum. Allah bana böyle bir şey nasip etti. Ve onlar da mesela onlara da sorduğumda kendini en zengin nerelerde hissediyorsun dediğimde birinden bir gün de şunu duymadım. Ben Ferrari kullanırken çok iyi hissediyorum. Ne veriyor cevap Yatımda olarak? işte yat kullanırken çok iyi hissediyorum. Hiç öyle şeyler duymuyorum. Ama şöyle şeyler mesela en son ki yaptığım danışanım bana şöyle bir cevap verdi. Benim çok hoşuma gitti. Elif dedi ben dağlara çıkıyorum ve köpekleri besliyorum. Benimle aynı formda olmayan başka bir yaşam formunun bana bakması benim için Metrelerce koşması bana kendimi çok iyi hissettiriyor dedi. İşte zenginlik mentalitesi bu. Yani parayla beraber bu tarz bir mentaliteden bahsediyorum. Zaten böyle hisseden insan eninde sonunda parayı bulacaktır yani. He. Tabii ki. Nasıl yani? Zaten Biraz hala açalım. hazırda. Yani zengin düşününce o nerelerde zengin olduğunu olunca zaten para bir şekilde geliyor mu diyorsun? Para mı Aynen öyle yani odaklandığınız şeyler çoğalır hayatta. Bunu herkes sıklıkla söyler ama siz kendinizdeki eksikliklere ya da hali hazırda o anda sahip olmadığınız şeylere odaklandığınız zaman olanları kutlamıyorsunuz. İşte olanları kutlamamak burada çok ama çok insanları demoralize ediyor. Ben ampute sporcularla çalışıyorum. Bazı insanların işte kolları kollarını kaybetmiş oluyor, ayaklarını kaybetmiş oluyor. Ben mesela onlarla ilk soru cevap yaptığım zaman koçlar bilir. Bizim bir yaşam çarkı diye bir uygulamamız var. Orada bir fizik bölümü var. İşte kendini fiziksel anlamda puanlıyorsun. Ondan sıfıra kadar bir puan var. Genelde ampute sporcular de puanlar kendini, de puanlar. Ben de sorarım niye peki 3 verdin, 2 verdin? İşte kolum yok, bacağım yok, ben kendimi böyle hissediyorum. Tamam derim. Sonra bir liste yaparız. Ve o liste ama yani belki 15-20 dakika o listeye yazdırırım ben. 600-700 satır bir liste oluşur. Sonra bir daha bakar kişi, bir daha puanla derim kendini. O 3'te puanlayan 7'yi 8'e çıkartır. Çünkü yazdıkça bir şeyleri hatırlamaya başlıyor. Ondan sonra görmeye başlıyor. Diyor ki ya ben ne kadar aslında varlıklıymışım, ne kadar zenginmiş. Kendi hikayenizde tamamlamadığımız bir yer var. Şimdi en diptesiniz. Güneş ışığı girmesin odaya eve diye siyah örtülerle kapatıyorsunuz. Hayata küsmüş bir Elif Erdenay. Ha. Maddi manevi yakınından bir darbe aldığı için yıkılmış bir Elif Erdenan. Sonra nasıl ayağa kalktınız Elif Hanım? İlham olması açısından bilhassa soruyorum. Su yüzeyine tekrar çıktığınız anı. Öncelikle kendi zengin olduğum şeyleri tekrar hatırladım. Yani benim şu anda hayatta zengin olduğum neler var? Ki işte bunlar maddi olmayan şeyler aslında. Yani maddiyatla zenginliği eşdeğer tuttuğunuz zaman orada işte çok büyük kayıplar yaşıyorsunuz. Zengin olduğum neler var? Sağlığımda zenginim. Artık o kişi hayatımdan çıktığı için de huzurlu ve mutluyum aslında. Belki 25 senemi beraber geçirdim ama o kişiyle. Sonrasındaki senelerim aslında huzurlu ve mutlu geçecek. Bunlar da benim için kazanç. İşte bunları bu şekilde düşünmeye başladığınız zaman aslında o kaybı yeniden çerçeveleyip onun artı yönlerini görerek kendi moral ve motivasyonunuzu çıkartıyorsunuz ve daha sonra bilinçaltı işte otohipnozu o yüzden çok önemsiyorum. O yüzden çok seviyorum. O yüzden insanların hepsi keşke uygulasa bu teknikleri de ben kendimden de bağımsız olarak söyleyeyim. Gerçekten insanların hayatlarını kurtarıyor. Herhangi bir tedavi terapi etme özelliği taşımıyor ama insanları kişisel anlamda o kadar motive ediyor ki tekrar hayatı tutunuyorsunuz. Maddi manevi fırsatları görüp o fırsatları değerlendirme becerisi kazanıyorsunuz. Bence çok önemli bir şey. İnsanın gözünün önündeki perde gidiyor olabilir mi? O perde kalktığı için de Gerçekle yüzleşip yoluna devam ediyor ve devam evet. ettikçe işte engeller kalkıyor. Şanslar hep de deriz ya Allah bir kapı kapatırsa diğerini açar diye. Tam da aslında e, yaşam hikayemiz bence bu cümleden ibaret. Evet. Zaten zenginsiniz diyorsunuz. Evet. Şimdi bunu dinleyen biri ya ben ay sonunu zor getiriyorum. Ben nasıl Elif Hanım'ın söylediği gibi zenginim ki derse ona e, zengin olduğunu nasıl hissettirir nasıl kanıtlarsınız? Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin büyük zenginleri işte Koç ailesi değil mi? Sabancı ailesi. Bu insanlardan mesela şimdi bugün bütün paralarını alalım. Bu insanlar gene aynı maddi birikimleri 10 sene sonra gene kazanırlar. Çünkü o insanlardan sadece kağıt parçalarını aldık ellerinden. Onun haricinde onların para kazanma becerilerini almadık. Sonuç odaklı görüşlerini, sonuç odaklı görüşlerini almadık ellerinden ve zengin düşüncelerini almadık. Ya zengin düşünmek nasıl bir şey işte. Yani sabancı bunu yapabilirken, Koç ailesi bunu yapabilirken niye bir başkası yapamıyor? Para kazanma becerisi geliştirilebilir bir şey mi? Öncelikle zengin düşünme dediğimiz şey hali hazırda olan şeyleri görmek. Yani evet. sağlıklı mıyım, iyi miyim, huzurlu muyum, mutlu muyum? Bir kere kendinizi tam ve bütün olarak görmek zengin olmak demek. Çevrenizdeki ilişkiler zengin ilişkiler mi? Sizi besleyen insanlar mı? sizin yararınıza olan şeyler yapıyorlar masa zengin düşünmek tam olarak hayattan keyif almak. Zengin düşünmek için bankada milyonlarca dolarımın olmasına gerek yok. Ama siz hali hazırda zengin düşünmeye başladığınızda beyniniz işte o zaman o zenginliği gündemde tuttuğu için ki zihinsel bankada onu anlatacağım. Sürekli zenginliği gündemde tuttuğunuz için zaten o para fırsatlarını size göstermeye başlıyor. O yüzden Sabancı ve Koç örneğini verdim. Çünkü onlar zaten zengin bir hayatın içinde evet, ve evet. o zengin hayatın içerisinde nasıl zenginliği tekrardan sağlayacaklarını bulacak stratejiler de geliştirebiliyorlar. Elif onun teknikleri anlatmayı öğretmeyi sever. Mesela zengin olduğumuzu nasıl hissedeceğiz diye sorsam size bunu bir teknikle taçlandırabilir misiniz? Anı tekniği diyorsunuz. Anı tekniği diyorum. Ben direkt olarak her sabah bence yapmamız gereken yani bunu zenginlik için ya da mutlu olmak için yapmamız gereken üç tane şey var nerelerde, hayatımdaki hangi tecrübelerde kendimi gerçekten mutlu hissediyorum. Mesela ben az önce söylediğim gibi yani köpeklerimi gezdirirken mutluyum, hayvanları beslerken mutluyum, başka başka insanlara yardım ederken mutluyum, arkamdan seslenildiği zaman çok mutluyum, tanındığım zaman çok mutluyum. Siz hayatta nerelerde gerçekten mutlusunuz? Bu romantik bir an olabilir, çocuğunuzun doğduğu an olabilir, eşinizle ilk tanıştığınız an olabilir ya da gerçekten başarıyı sağladığınız bir an olabilir. Ama bu anılar işte sizin zenginlikleriniz. Siz daha ilk başta bunları görmezden gelirseniz ve dersiniz ki hayır ben olmayanlara hala odaklanacağım. O da bir tercih ama bir çözüm değil. Ve gerçekten kadar bir gün parayı bulursanız ki bu istatistik biliminin bize gösterdiği bir şey. Hani o lotoda işte piyangoyu <laughs> tutturanlar var. Neden bu insanların büyük bir bölümü birkaç sene sonra başladıkları yerden daha kötü hale geliyorlar? Bu istatistik olarak kanıtlanmış bir şey. Çünkü insanların düşünceleri fakir. Fakir olduğu için mutluluğu maddiyatta arıyorlar. İşte arabalar alıyorlar, evler alıyorlar ama kendi işlerinde bir türlü dolduramadıkları için dışarıdan doldurup de kaybediyorlar. Başladıkları yerden daha kötü hallere geliyorlar. Çünkü düşünceleri fakir dediniz. Zengin Şimdi düşünce mi? tamam. Şimdi ne yaptım? Gittim anılarıma, en mutlu olduğum anları buldum. Asıl beni neyi mutlu ettiğini ve edeceğini buldum. Zengin düşünmeye başladım. Evet O anıları tekrar kafamda canlandıracak bir teknik var mı? Bu anı tekniği nasıl bir şey? Anı tekniği her sabah uyandığınızda Hı. hatta yataktan kalkmadan bile güzel bir müzik eşliğinde gözlerinizi kapatarak o anları tekrardan yaşamak, o anları tekrardan gitmek. İşte eşimle tanıştıysam nasıl tanıştım mesela? İşte orada beni heyecanlandıran duygular neydi? Bakışı mıydı, konuşması mıydı? İşte ne bileyim bir çarpıştınız, o size baktı, sizi yerden mi kaldırdı? Bunları bilmiyorum ama detayıyla, her şeyle aslında o anları tekrardan yaşamak. Her sabah mı yapmak gerekiyor o canlanana yapmak, kadar? Tabii. Zengin düşünmeye başlayıncaya kadar. Aynen öyle. Yani zengin düşünmek, güzel düşünmek, kendi yaşanmışlıklarını tekrardan hatırlamak. Seni mutlu eden tecrübeleri tekrar hatırladığın zaman zaten Otomatik olarak zenginliği, mutluluğu kendi gündemine alıyorsun ve bilinçaltını bu şekilde programlamaya başlıyorsun. Sonra da geliyor diyor. Olumlu olan her şey. Evet. Şimdi e, duygusal harcamalarımız var. Geçtiğimiz günlerde kulaklarını çınlatalım yine. Mert Başaran'la biz bir yayın yaptık. E, nakit para verirken canımız acıyor ama kredi kartında aynı şeyi hissetmiyoruz dedi. Evet. Ve genelde de insanlar günümüzde alışverişi kredi kartı ile çıkıyor. Sanki o Yaptığı alışverişin geri ödemesi hiç olmayacakmış gibi hareket ediyor. Bizim bu parayla duygusal bağımızda, o harcamalarda nerelerde yanlış yapıyoruz? İnsanımızı bu gereksiz harcamalardan nasıl koruruz? Mutlaka vardır sizde bu sorunun cevabı. Şimdi duygusal yemeği konuşmuştuk geçen evet. programlarda. Aynı şey duygusal harcamalar için de geçerli. Ferda Hanım benim bundan yıllar önce bir tane çok ünlü bir gene danışanım vardı. Hatta evine gittiğimde şok olmuştum çünkü... İşte bir telefonun aynı telefon markasından 7-8 tane var. Bir kameradan 7-8 tane var. Yani duygusal harcama aslında bu. İhtiyacım olmadığı halde alma dürtüsü, alma isteği ki kendimi iyi hissetmek için. Aslında duygusal yemek de hemen hemen aynı şey. Duygusal yemekte ben canım sıkkın hissettiğim zaman kendimi iyi hissetmek için yiyorum. Parada da kendimi iyi hissetmek için harcama yapıyorum. Dolayısıyla burada mesela benim için düğme tekniği çok ama çok etkili bir teknik. Mesela bazı insanlar gittikleri mağazada bir şey ihtiyaç için satın almazlar. Satın alınacak bir şey var mı diye girerler. <laughs> tamam. O yüzden mesela buradan önce hani bütün bunlardan önce sadece bir dakika bir dakikanı yapacakları bir teknik var. Kendilerinin gerçekten güzel mutlu olduğu bir anı düşünsünler mesela. Sonra da baş parmakla işaret parmağı şu şekilde birleştirerek o anı Buraya duygulara versinler, kaslarına versinler. Bir dakikanı böyle sıktıktan sonra tekrar aynı mağazanın önünden geçerken alma dürtülerinde tek yapmaları gereken şu çapayı tekrar düğmeyi tekrar hatırlamak. Bir saniye bu öğrettiğiniz teknik, düğme tekniği. Evet. E, gereksiz para harcamayı, gereksiz alışverişler yapmayı, para harcama dürtüsünü yok eden bir teknik aynı mi? Aynen öyle. Bir daha üstünden geçelim mi? Önce kafamda güzel bir anıyı canlandırıyorum. Aynen öyle. Tekniğin adı düğme tekniği. Sizi duygusal kışkırtacak bir anı. İşte bu gene eşini de tanışma anı olur, çocuğunuzun <gülüyor> doğum <gülüyor> anı olur. Sonrasında o anı düşünürken baş parmakla işaret parmağını birleştiriyor. Tamam. Ve o anı tekrar zihinde yaşarken buraya iyice kuvvetli bir şekilde bastırıyorum ki benim hissettiğim duygu kaslarıma aktarılsın. Sonra girip mağazaya. Mağazaya girmeden tekniği... ama o anda mesela dürtünüz de depreşti. <laughs> Almak istiyorsunuz kendinizi hı hı. iyi hissetmek için. Dayanamıyorsunuz bir topuklu ayakkabı gördünüz. Yapmanız gereken şey şu. Yani bu hareket bizi mağazaya bile sokmaz mı? Bunu demeye çalışıyorum. Evet. Aynen öyle. Çünkü o anda duygusal anlamda kendinize bir cevap veriyorsunuz aslında iyi hissetmeniz için. Ve bunu zaten sıklıkla yaptıkça aslında o dürtünün de ne kadar kaybolduğunu görüyorsunuz. Duygusal harcama yeniyoruz. Duygusal yemek yeme ile duygusal harcama aynı kaynaktan besleniyor anladığım aynı. kadarıyla. Tabii ki. Kendinizi iyi hissetmek için ilkel beyin size bir şey yaptırmaya çalışıyor. Sizin yararınıza bir şey yaptırmaya çalışıyor ama siz aslında mantıksız olarak biliyorsunuz yani bu işte bir mantığın olmadığını. Hı hı. Benim bir danışanım vardı mesela topuklu ayakkabı hiç giymez hiç sevmez ama topuklu ayakkabı alma hastalığı vardı artık kadıncağızda. Yani öyle bir bilinçaltıda böyle bir kod vardı. Çalışıp geçirdik ama şimdi evinde hala duruyor bir sürü topuklu ayakkabı. Şu an almıyor mu mesela? Şu an almıyor. Çalıştığınız insanlarda hangi alma dürtülerini yok ettiniz? Neye takıntısı bağımlılığı vardı? Ne gitti? Ve yerine ne koydular? Daha da önemlisi. Yani mesela bir telefondan 7-8 tane alıyor işte ya da bir topuklu ayakkabıdan birkaç tane alıyor. Yani hiç kullanmadıkları halde alıyorlar zaten. Bir de bir danışanım daha vardı diyordu ki bana mesela beni ikna etmeye çalışıyor Elifciğim bunlar ihtiyaç. Ablacığım diyordum 8 tane almışsın aynı şeyden nasıl ihtiyaç? Neye ihtiyacım var yani? Ama ihtiyacı olan şey aslında başka. Onu tabii keşfettiğinde zaten keşfetmek bile aslında bir şeyi kesmenin en önemli yollarından bir tanesi. Şimdi türlü türlü hayat hikayeleri var. Şu an bunu dinleyen e, temel ihtiyaçları bile almaya zorlanan insanlarımızda çoğunlukta tamam biri boş yere gereksiz harcamayla ilgili işte düğme hareketini yaptı o dürtüsünü yok etti ama tam aksine bakalım e, hep aynı örneği veriyorum ama siz böyle diyorsunuz da biz daha marketteki işte o peyniri bile alabilecek gücümüzü yitirdik alabilecek gücümüz yok diyenlere de onu alabilecek seviyeye getirecek bir temlin bir hareket bir teknik. Finali mi saklayalım? Ne yapalım? Onu zihinsel bankada anlatabiliriz mesela. Yani tamam. maddi gelirimizi hali hazırdaki maddi... Yani bin lira da olabilir. Yirmi bin lira da olabilir. iki yüz bin TL de olabilir. Bunu katlamayı bence zihinsel bankada konuşalım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi ben bir fragman veriyorum size az sonra diyorum. Maddi gelirimizi nasıl arttırırızı en son bölümde zihinsel banka bölümünde Elif Hanım bize anlatacak. Çünkü... E karşıt yaşamlardan örnek vermek zorundayız Elif Hanımcığım. Evet. Yani dünyada sadece işte gereksiz yere duygusal harcama yapan insanlar yok. Aynı şekilde bir şekilde para kazanma tekniklerini bilmeyen e, parasızlığı kaderi zannedip hayatına, hayata küsen insanlar da var. Onlara cevabımız birazdan. Yeni yılda diyorsunuz 2024'te işimizde gelirimizi arttırmamız mümkün. O zaman ben de diyorum ki nasıl? Otohipnoz mu yine? Otohipnoz gerçekten çok etkili bir şey. Çünkü e, bir kere işinizin niye yaptığınızı kendinize çok iyi anlatmanız lazım. Yani aslında para e, şöyle bir şey Ferda Hanım. Paranın kendisinin hiçbir değeri yok. İlk para neymiş biliyor musunuz? Deniz kabukları. İşçiler işte çalıştıkları ya da işte evinde bir şeyler satan insanlar karşılığında deniz kabuğu alırmış. Sonra Mezopotamya'da işçiler çalışmak karşılığı bu sefer tuz almaya başlamışlar. Tuzla ödeme yapılırmış. Aslında... Karşılık alınan şey ödülün kendisi. Yani ben Elif olarak Ferda'nın hayatında bir değer üretiyorsam Ferda bana ödül veriyor. Neyin ödülünü? Seçme ödülü. Yani hayatın istediği şekilde yaşama ödülü. Hiçbir şekilde sınırlarına takılmadan yaşama fırsatını alıyorum ben Ferda'dan. Parasını almıyorum aslında. Dolayısıyla hayata böyle baktığınız zaman o zaman kendinize şöyle bir soru soruyorsunuz. Ben insanların hayatında neler üretiyorum? İnsanlar için hangi değerleri üretiyorum ki insanların hayatlarını kolaylaştırıyorum? Asıl para kazanmanın ya da maddi geliri artırmanın en temel sorusu bu. Ki girişimcilik okuyanlar bilir ki ben de okudum. Girişimciler hep şu soruyu sorarlar. Sen ne değer üreteceksin? Hmm. Hangi olmayan şey yapacaksın He. ve bunu nasıl anlatacaksın? He. Şimdi mesela şöyledir. Bilmiyorum bilinçaltına bunun e, hikayesi yansıması nedir? Kimi insanlar sizin gibi girişimci ruhludur. Oradan bir şey oluşturur. Buraya gider kendine oradan yeni bir şey katar. Riske girmekten korkmaz. Ama çoğunlukla kendi çevremede baktığımda riske girmekten bu bir yatırımsa ya da yeni bir işse korkan hmm. insanlar var. Biz bilinçaltımızda bizi orada ne yönlendiriyor da? Riske giremiyoruz. Bir girişim başlatamıyoruz. Öncelikle bilinçaltımızın temel görevi neydi? Bizi korumak ve hayatta tutmaktı. Para kaybetmekten de burada bizi koruyabilir. Bu çok ama çok normal bir şey. İşte otohipnozla hipnozla mesela bu korkular için teşekkür edip ama bunun korkmaması gerektiğini ve kendi yeteneklerime, becerime ben inanıyorum bu işi kesinlikle yapacağımı mesela? otohipnoz hipnoz çalışmalarıyla ben kendime zaten onun reklam filmini kendi içimde oynatabilirim. Ama korkmak bir şeylerin de çözümü değil. O yüzden hayat cesurları sever diye bir laf var. Burada tekrar söylüyorum ama mesela zengin insanlar ölçülebilir riskler alır. Yani hmm. böyle hayalperest riskler değil. Alacağı risk o insanların değer risklerdir. Bu insanların mesela risk almalarını ama almadan önce de o riske katlanıp katlanamayacaklarını da ölçmelerini tavsiye edebilirim mesela. Mesela şu bir teknik olabilir mi? Ee, araştırdım, baktım. Kendi yeteneklerim doğrultusunda ölçülebilir bir riski de göze alarak bir girişim başlatmaya karar verdim. <laughs> mesela kafamda, zihnimde o girişimi başlattım, onunla ilgili çok başarılı olduğum, e, güzel para kazandığımı hayal ederek e, aslında iyi bir şey mi yapmış oluyor? Yeni bir işe başlayacaklara bunun sonucunda da güzel para kazanacak gibi bir hedefi varsa kazanmak gibi. Ne tavsiye eder Elif Erdener? Ön sesi rüyalarını aktifleştirmelerini, bu işleri rüyalarında çözmelerini, rüyalarında zengin olmalarını tavsiye eder. Ön sesi rüyaları mı? Evet. Uyurken zengin olabilirsiniz gerçekten. Hatta ben tarihten bir örnek vereyim. Ee, dünyanın en büyük komutanlarından bir tanesi Timur, Timur O mesela Delhi Savaşı'nda işte Hint ordusuyla savaşırken Hintliler artık son kozlarını ortaya çıkartıyorlar. Fil orduları, böyle kocaman fil orduları var. Binlerce filin aynı şekilde aynı yerde buluştuğu. Şimdi fil kocaman bir hayvan değil mi? Yani kolay kolay hiçbir şeyden korkmaz. Bir de sürü olduğu zaman e, sürü psikolojisi zaten yenilmez bir şey var karşıda. Şimdi Timur'un ordusu bunu gördüğünde insanlar öldük ve bittik diyor artık buraya kadarmış. Timur diyor ki mesela ben yarım saatinde bir uyumaya gideyim. Uyumaya gidiyor savaşın ortasında. İnsanlar diyor ki çıldırdı herhalde uyumaya gidiyor adam yani. Sonra geliyor ve kurmaylarına diyor ki senin kaç tane deven var? Kaç tane deven var? Kaç tane deven var? Tane deven var? Soruyor. Sonra develeri ordunun önüne dizdiriyor. Üstüne ne kadar çalı çırpı varsa koyun diyor. Ayaklarını bağlayın. Ve tam filler onlara doğru hareket ederken yakın hepsini diyor. Ve hayvanlar cayır cayır yanarken fillerin üzerine doğru gitmeye başlıyorlar. Fillerin üzerine Ferda Hanım kocaman bir alev topu geliyor düşünün. Ve filler o korkuyla beraber kendi ordularını yazıyorlar ve Timur Savaşı kazanıyor. Tersine dönüyor. Aynen öyle. Timur o yarım saatte ne yapmış ki? Timur o yarım saatte ön sezi rüyalarını tetikledi ve bilinçaltına aslında bu problemi çözdürttürdü. Elif Hanım ama şunu bize hemen söyleyin nasıl tetikleniyor ön rüyaları? Yolu mı? Ön rüyaları aslında birçok e, tarihi kişiliğin bilmeden kullandığı bir şey. işte Kim Edison mesela? mesela ampulü ön sezi rüyalarında bu. Hmm. Yani bilinciniz yüzde on bir kısım olduğu için düşünceler o yüzden hiçbir önemi yoktur düşüncelerin. Çünkü bilincinizin yüzde on bir takım problemleri bir yere kadar çözebilir. Asıl problemler orta bölümde, uykunun orta bölümünde çözülür. Ön rüyalarıyla işte bu öğreteceğimiz zihinsel banka tekniği ya da gece günlüğü tekniği bu ön rüyaların rüyalarını tetikler ve size o olayların sorunlarını çözdürür. Zengin olmanın yolu da zaten ön rüyalarındadır. Çünkü sizde o kaynaklar vardır ama siz kendiniz göremiyorsunuzdur. Hayattaki telaştan dolayı, kendi sorumluluklarınızdan dolayı ama bilinçaltınız onu gördüğü için Size mutlaka o zenginliğe götüren çözümü ön seze rüyalarıyla verir. E, gece günlüğü nedir diye soracak olursanız da bir önceki bölümümüze lütfen gidin. Orada gece günlüğünü detaylı bir şekilde anlatmıştı. Ne işe yarayacağını. Bu parayla ilgili olabilir. Vermek istediğiniz kilo ile ilgili olabilir. Neyse artık hayattaki amacınız, erişmek istediğiniz niyetiniz neyse çok güzel anlatmıştı Elif Hanım. Bir de yine bir tamamlama cümlesi kurmak isterim. Hani dediniz ya. Bu buluşlar, keşifler, işte bilim adamları gece gündüz çalışıyor. Evet. Böyle bir an geliyor ki bir uykuya dalıyor. Ben de bunu kimden dinlemiştim? Ee, İsmail Aydın Hoca'dan dinlemiştim. Beyinle ilgili biliyorsunuz müthiş bir derya. Aynı şeyi söylemişti. Uğraşırsın uğraşırsın günlerce çözemezsin çözemezsin bir uykuya yatarsın. Sizin dediğiniz galiba bu ön sezi rüyaları orada tetiklenerek bir bakıyor bir anda bulmuş. Aynen öyle. Yani Edison mesela ampulü bulurken aslında Edison tabii ki kimya biliyor, fizik biliyor, elektriği biliyor. Yani bütün bu teknikleri ve materyal bilgisini biliyor ama işte bilinç de bunları birleştirip ampulü uzun süre aslında çalıştıramıyor. Takip ki bilinç altında bunu tetikleyerek yani biraz da sorunu gündemde tutarak. Bakın altın anahtar kelime bu. Sorunu gündemde tutmamız lazım. Yapmak istediğimiz şeyin kendisine odaklanmamız lazım. Yani ben şimdi işimde zengin olmayı düşünürken hala aklım sevgilime takılıyorsa ya da aklım o andaki başka olaylara takılıyorsa, geçmişe takılıyorsa ben istediğim sonucu elde etmek için üzerine odaklanmam gereken şey odaklanmıyorum demektir. İşte ön sezi rüyalarını tetikleyebilmek için zihinsel banka bu yüzden çok önemli. Hmm. Zihinsel bankaya geçelim mi o zaman? Geçelim. geçelim. İzleyicilerimizi merak ettirdik. Daha başlarken dedik ki zihinsel bankayla yeni yılda gelirinizi iki katına çıkartabilirsiniz. Şimdi izleyecekleri ve öğrenecekleriyle yeni bir yılda bu parada olabilir, mutluluk olabilir, sağlık olabilir. Artık içine ne koyarsak bu teknikle daha güzel bir yeni yıl izleyicilerimizi bekliyor olabilir, Kesinlikle. olabilir mi? Kesinlikle. Kesinlikle çok güzel bir yıl bekliyor onları ve lütfen bu tekniği mutlaka kullansınlar. Burada tabii teknenin ufak bir bölümünü öğretebiliyorum çünkü zihinsel banka aslında 4 saatlik bir eğitim. Bizim hmm. isteyen olursa, ilgilenen olursa bizim mesela Ocak ayındaki para canavarı eğitimimize de gelebilir. Orada mesela bunun daha detaylı şekilde öğrete öğretebilirim ama burada gene tabii ki bir şekilde ben zihinsel bankayı kullanmaları için en basit şekilde anlatacağım. Para canavarı diye eğitiminiz mi var? Ne Hanımcığım ya ne öğretiyorsunuz orada bu anlat? Para canavarı olmayı öğretiyoruz zaten. <laughs> Bakın. Ben size hep diyorum ki Elif Hanım'la yaptığımız yayınlarda bu söyleşilerle yetinmeyin. Sayfasını takip edin. Ee, bakın internet sitesinde eğitimlerini takip edin. Çünkü hiç kimseden duymadığım bir eğitimi var. Para canavarı olmayı öğretiyorum diyor. Evet. İlgilenenler lütfen Elif Hanım'ın Instagram sayfasını takip edin. Arada bir internet sitesine göz atın. Eğitim programı ile ilgili her iki tarafta da zaten kendisi bilgi veriyor. Zihinsel banka ne? Size bir önce Mesela onu anlatın. Zihinsel banka aslında kendinizi hayalleriniz için işe aldığınız bir teknik. Yani çalışan birini düşünün. Çalışan aslında neden çalışıyor? Kendi patronunu onun hedefini ilerletmek için yardımcı oluyor ve o yüzden para kazanıyor. Siz de burada kendinizi hayallerinize giderken siz de aslında kendi bilinçaltınızı işe alıyorsunuz. Çünkü sizin davranışlarınızdan bilinçaltınız sorumlu. Dolayısıyla bilinçaltınızla bir anlaşma yaparak, ...onu kendi hedeflerinize doğru giderken çalıştırıyorsunuz. Bu çok eğlenceli de bir tekniktir. Teknikle ilgili biraz fikir verecek miyiz izleyicimize? Öncelikle e, ekrana ben zaten getirmenizi rica edeceğim. Bir kontrat metni yazacağız. O kontrat metninde bilinçaltımla... E, ...şu zamana kadar, şu para için bir anlaşma yapıyorum diye... ...bir kontrat yazıp imzalıyoruz. Orada bilinçaltımıza bir saatlik ücret belirleyeceğiz. Aylık, ben Elif Erdem'i olarak aylık 20 bin TL kazanıyorsam ve aylık 40 bin TL'ye çıkartmak istiyorsam o zaman ben bilinçaltıma saatlik olarak 400 TL ücret ödeyeceğim. Neyi ödeyeceğim? Değer eylemleri diye bir kısım var. Değer eylemi dediğim şey beni o aylık 40 bin liraya götüren her eylem değer eylemidir. Yani ben eğer işe gidiyorsam 40 bin lira kazanmak için ya da 40 bin lira kazanmayı öğretecek bana beceriler kazanmak için online kurslar alıyorsam her neyse onlar değer eylemleri bunları alt alta yazıyorum ve yanına kaç kez yaptığımı yazıyorum. Sonrasında kaç kere yaptığımı yazıyorum. Atıyorum ben işe 8 saat gittim. 8 saat oraya yazdım. Sonrasında 400 TL kendimi ücretlendirdim. En sonunda bu değer eylemlerini, değer eylemlerinden kazandığım ücretleri totali topluyorum. Ve en altında da o günün bakiyesini yazıyorum. Bugüne kadar zihinsel bankamda biriktirdiğim ve kazandığım paraların toplam tutarı atıyorum 2000 TL'dir, 5000 TL'dir. Ertesi gün yine kazandığınız toplam tutarda bu sefer dün kazandığınız şeyi toplayarak arttırıyorsunuz. Kısacası her gün, her gün, her gün sizin bakiyeniz şu almaya devam ediyor bilinçaltınızda. Bunu yapmamızdaki temel sebep o problemi gündemde tutmak. Nedir benim problemim? Nedir benim gündemde tutmak istediğim şey? Ben 40 bin TL'ye çıkartmak istiyorum kazancımı. O zaman 40 bin liraya çıkartmak istiyorsam her gün yatmadan 30 dakika önce, gene sihirli 30 dakikaya geldik. Yatmadan 30 dakika önce kendime birkaç dakika zaman ayırıyorum. Bazı insanlar şaşırıyorlar 30 dakika mı yazacağım diyorlar. 30 dakika yazmayacağız. Sadece birkaç dakikalığına defterimize değer eylemlerimizi yazıp, ücretlerini, ücretlerini yazıp Sonra bunları toplayarak bakiyemizi büyütmek. Ne zamana kadar? 40 bin TL'ye ulaşana kadar. 40 bin TL'ye ulaştıktan sonra da isterseniz ikinci safhaya geçersiniz. 40'ın iki katı 80. 80 bin TL'yi ona buldurmak için bu sefer değer eylemlerini ona göre oluşturursunuz. Ben önce şunu bir sorayım. Bunu deneyip yapıp kazancını iki katına, üç katına çıkartan var mı Elif Hanım? Siz. Sizin eğitim verdiğiniz kişilerden bize verebileceğiniz örnekler var mı? Genelde insanlar şunu yetişemiyoruz. Paramız hiçbir şeye yetmiyor diyor. Günümüz koşullarında. Aldığı maaş diyelim ki 10 bin lira. En alttan başlayalım. Ve ben bunu 30 bine çıkarmak istiyorum. 30 bin lira maaş almak istiyorum. Ayın sonunda diyen biri. Önce bir kağıt alıyor. Değil mi? Oraya bir kontrat mı hazırlıyor? Evet. Ekranda da gösteriyoruz o kontrat bedeninin örneğini. Önce bir kontrat yapacak kendisiyle. Bilinçaltı ve bilinçli aslında bu ikisinin arasında bir kontrat. Sonrasında bir de şunu söyleyeyim. Ben aylık 10 bin lira kazanıyorsam 30 bin lirayı hedeflemeyeceğim. Aylık 10 bin liraysa 20 bin lirayı hedefleyeceğim. Ha, bir bir üstü. Bir üstünü. 20 bin ise 30 bin. 20 binse, bakın şöyle aslında 10 bin liraysa Burada şöyle bir ayrım var. 10 bin liraysa bir kat üstü 20 bin lira ama artık 20 bin liradan sonra iki kat 40 bin lira. Anladım. Tamam ama minimumda ben 10 bin lira kazanıyorsam onun bir üstü artık 20'den sonrası 40.000 ya da işte 80 bin ancak ondan sonraki iki katı olarak çıkabilir. Hmm. Değerler eylemi dediniz. Yani evet. değerler eylemini biraz daha açarsak izleyicimizin kafasının netleşmesi için soruyorum. Nedir bu değer eylemi? Değer eylemleri size aslında o paraya götürecek her şeydir. Ama Market alışverişi yapmak değer eylemi değildir. Çünkü beni 40 bin liraya götürmez. Ya da işte evi temizlemek bir değer eylemi değildir. Çünkü o, o paraya beni ulaştırmaz. Ama ne değer eylemidir? Online kurs alıyorum mesela. Ben 20 bin TL kazanıyorum aylık. Gelirim arttırmak için online kurs alıyorsam o benim için değer eylemidir. Çünkü orada öğreneceğim bilgilerle ben o 40 bin TL'ye ulaşabiliyorum. Ya da işte danışanlarım var diyelim. Danışanlarımla da mesela Orada mesela danışanlarımla yaptığım seanslar mesela benim için değer eylemleridir. Ya da işte Instagram hesabım vardır. Kendi işimi oradan duyuruyorumdur. Orada paylaştığım bir Reels benim için değer, değer eylemidir. eylemidir. Bunlardır değer eylem. Yani market alışverişi yaptım çıktım dışarı hava aldım bunlar değer eylem. Bir ev hanımı bu kontratı yapamaz mı peki? Yapabilir tabii iş planı belliyse. İşte atıyorum o iş planı Instagram üzerinden yaptığı el örgülerini satmak. Mesela bunu çok rahat bir şekilde zihinsel bankada kullanabilir tabii ki. Zihinsel bankaya neler dahil? Zihinsel bankaya yaptığınız değer eylemleri ve sonunda en altta da bakiyeniz yani günlük bakiyeniz dahil. Zaten iki bölümden oluşuyor. Aslında dört bölümden oluşuyor ama burada çok kafa karıştırmak istemiyorum. En pratik şekilde bunu yapmalarını istediğim için hatta hemen yarından itibaren yaparlarsa çok güzel olur. Yani buradaki temel mevzuyu tekrar hatırlatayım kendi istediğiniz gündeminizdeki konuyu en başa getiriyorsunuz. Nedir? Benim için işte 40 bin TL kazanmak. Ha o gün eşimle kavgalı olabilirim, dışarıda başka bir olay yaşamış olabilirim, geçmiş yaşamdan bir sürü travmam olabilir. Ama bütün bunlara rağmen siz bilinçaltınıza o gündeme getirdiğinizde o konuyu o zaman işte ön sezi rüyalarınızı tetiklemeye başlıyorsunuz. Bu arada ön sezi rüyaları siz isteseniz de istemeseniz de zaten olan bir şey. Sizin yaptığınız zihinsel bankayla sipariş vermek. Yani bilinçaltına şunu söylüyoruz. Kardeşim sen zaten bunu yapıyorsun. Ben sana bak bunu çözdürttüreyim ki bize bu lazım. Biz yine orada bu teknikle bilinçaltını mı kandırıyoruz? Yani kandırmaktan kastım şu yönünü mü değiştiriyoruz? Evet bizim için çalışmasını sağlıyoruz evet. ve onu işte bu şekilde programlıyoruz. İşte o zaman da finansal kaderimizde söz sahibi oluyoruz. Aynen öyle. Bu da otohipnoz tekniği değil ama yine bilinçaltını çok profesyonelce tasarlayan onu profesyonelce yöneten başka bir şey bu teknik John Kappas'ın tekniğidir aslında Amerika'nın en meşhur hipnotistlerinden bir tanesi ve bu teknik Amerikan Hipnoz Derneği tarafından zaten hali hazırda derslerde de verilen bir tekniktir. Çok gerçekten Bu son konuştuğumuz zihinsel Peki. banka tekniği tabii. değil tabii, mi? Tabii, aynen. Tekrar söylüyorum yeni yılda bu zihinsel banka tekniğiyle gelirinizi iki katına çıkarabilirsiniz diyor Elif Erdenal 2024 için bence önemli bir e, izleyicilerimize faydalı bir Süper. bilgi verdik. Peki şunu çok merak ediyorum. Siz oto e, otohipnoz teknikleriyle işte 40 kilo vermiş bir insansınız. Şimdi insanlara öğretiyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Danışanlık hizmeti veriyorsunuz, anlatıyorsunuz. E, bugün yeni şeyler öğrendik Elif Erden ile ilgili. Dibi gördü, parasızlığı ve aynı zamanda beraberinde depresyonu. O hayattan hani bir bıkma anı vardır ya onu da dibine kadar gördü. Ve oradan zıpladı çıktı. İşte bu tekniklerle zıpladı çıktı. Buraya kadar mutabıkız. Merak ettiğim şu. Bilinçaltınızda bu anlamda yönetmeyi de öğrendiniz. Geriye baktığınızda Elif Hanım, ben bunları nasıl aştım? Evet, buydum, bu oldum sizi şaşırtıyor mu? Aslında beni şaşırtan e, o kadar umutsuzluk, o kadar ölümümüzü görememek. Yani o kadar ilkel beynimin beni ele geçirmesi aslında. Çünkü ilkel beyniniz bir kere sizi ele geçirdiğinde bilinçaltınız size iyilik yapmak için aslında sizin istemediğiniz ve sizi zorlayan birçok şey de yaptırabiliyor, sabote ediyor. Asıl beni şaşırtan şey ona istediğim gibi hükmedememi ama bu tarz tekniklerle, bilinçaltı teknikleriyle Ondan gerçekten özgürleşebilirsiniz. Şu an geldiğim noktaya şaşırmıyorum. Asıl şaşırdım. Geçmişte kendimi bu denli çaresiz hissetmem diyor. Bunu izlerken hepiniz kafanızdan kendi çaresizliklerinizi geçiriyor olabilirsiniz. Neyse artık hikayenizdeki o çaresizlik. Hissetmeyin hem parasızlık hem kilo ile ilgili sorunlarımı aşmış biriyim ben. Bunlar da e, tekniklerle mümkün. Bilinçaltınız sizi yönetmesinin siz bilinçaltınıza hükmedin diyor Elif Erdenay. Evet. Bilinçaltımıza hükmedebilmenin bir tekniği var mı diye sonlandırmadan sorayım. Belki sürpriz bir şey çıkar sizden bilemiyorum. doz teknikleri bilinçaltını programlamakta %75 başarılıdır. Eğer kendi sınırlarınızda şikayetçiyseniz en güzeli bir otohipnoz becerisi kazanmaktır. Bunu ister Elif Erdener yaparsınız ister kendi çabalarınızla hiç fark etmez. Ha birinden ama... öğrenin bunu diyorsunuz. Nasıl öğrenirseniz öğrenin ama kesinlikle kendinizde bu beceriyi edinin. Çünkü bu bir beceridir. Oto hipnoz nasıl bir şey diyebilir hiç karşılaşmamış olan biri? Evet oto hipnoz dediğimiz şey kendi kendine hipnoz alma becerisi. Yani kendi zihinsel durumunu zihin yakıtını alfa ve teta'ya düşürmüş ve oralarda da bilinçaltı çalışmaları yapan insanlarla nedir bilinçaltı çalışması? Yani sen bugünden itibaren kilo vermek için söyleyeyim. Bugünden itibaren markete gittiğinde sadece sağlıklı besinleri alacaksın. Çikolata ve cipslerden uzak duracaksın. Telkini kendi davranışını değiştiren, dönüştüren kişidir aslında. Otohipnozu çok iyi bir şekilde uygulayan kişiler. Ya bunun da çeşitli teknikleri var. Evet. E, i̇çlerinden birini seçin. Ve sonra hayatınıza bunu uygulayın. İşte parayla ilgili olanları da birkaçını verdik biz bu yayında. 2024 hepimize, tüm insanlığa, tüm dünyaya, ülkemize hayırla uğurla gelsin Elif Hanımcığım. Aynen hepimiz için. Herkesin neyse sıkıntısı onun çözüm bulduğu bir yıl olsun. Artık ben istiyorum 2024 hepimize umut versin. İnşallah. Ama e, birilerinden de bir şey beklemek yerine, kendi hayatınızda siz ve sizin gibi değerli konuklardan öğrendiğim kadarıyla söylüyorum. Çaresiz değilsiniz. Değişebiliyoruz hepimiz. Dönüşebiliyoruz. Bilmiyorum son bir mesajınız Doğru. var mı? Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Gerçekten kendi kendinizi en baştan programlayarak istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Kimseyi dinlemeyin. Sınırlarınıza değil olasılıklara odaklanın. Beyin koçu hipnotist Elif Erdenay bir kere daha bizimleydi. Ağzınıza gönlünüze sağlık. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Yine yeni bir macerada, yeni bir söyleşide buluşabilmek, görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.